Sevgili öğrencilerimiz, hepinize günaydın. Bugün sizler için de, üniversitemiz için de çok anlamlı ve güzel bir gün. Sizin üniversite hayatınızdaki ilk gününüz, bizler de üniversite olarak siz yeni öğrencilerimize merhaba demenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizdeki ilk gününüzde, üniversitenizin rektörü olarak sizlere hitap etmekten ve sizleri selamlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeni öğrencilerimiz olarak üniversitemize, Beykoz Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Son 3 yıl dünyamız, yaşamlarımızda hiçbirimizin daha önce tanıklık etmediği kadar farklı ve farklı olduğu kadar zor, bildiğimiz birçok paradigmanın değiştiği ve sorgulandığı bir küresel salgın sürecinden geçti. Ve halen bu sürecin getirdiği artçı zorlukları, ekonomik ve sosyal etkileri dünyada ve ülkemizde gözlemliyoruz. Hiç şüphesiz bu dönemin sizler için daha büyük zorlukları ve stresleri oldu. Son 3 yıl hayatınızın en önemli ve kritik eşiğinde, üniversite dönemi öncesinde küresel salgın süreciyle ve bu sürecin yarattığı olumsuz etkileriyle karşılaştınız. Salgının kısıtlı eğitim ve sosyal şartları altında üniversite sınavlarına hazırlandınız. Stresli koşullarda sınav deneyimleriniz oldu. Ama sonunda başardınız, üniversitemizi tercih ettiniz ve öğrencimiz oldunuz. Öncelikle üniversite sınavlarında ve tercihlerinizdeki başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Bugün yaşamınızda geleceğinize yön verecek yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bu sayfada bizlere güvenerek üniversitemizi tercih etmiş olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın ki bizlere olan güveniniz bizlere çok daha büyük sorumluluklar yüklemiştir. Ve yine hiç şüpheniz olmasın, bizler de bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Üniversitemizi sizlere tanıtmak, öğrencilik döneminde üniversitemizde kullanacağınız araçlar, faydalanabileceğiniz olanaklar hakkında sizleri bilgilendirmek için kapsamlı bir oryantasyon programı hazırladık. Bu oryantasyon programında üniversitemizde öğrenciliğinizin başarılı ve keyifli geçmesi, derslerin dışında sosyal ve kişisel gelişiminizi destekleyecek üniversitemiz olanaklarını ve bu yönde yapılan çalışmaları sizlere tanıtacağız. Yine bu kapsamda üniversitemiz ile ilgili genel bilgiler, idari birimlerimiz, kullanacağınız ve yararlanacağınız araçlar sizlere tanıtılacak. Bu kısımda üniversitemizin öğrenci kulüpleri başkanı Hayri Yorgancı arkadaşımız ve idari birimlerimizin müdürleri sizlerle birlikte olacak. Programın devamında öğrenim göreceğiniz fakülte ve yüksek okulların yöneticileri, dekanlarımız, müdürlerimiz, bölüm ve program başkanlarımız ile hocalarımız, akademik danışmanlarımız sizlerle birlikte olacaklar. Sizlerle tanışacaklar, sizleri bilgilendirecekler ve sorularınızı cevaplayacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizler de tanıdıkça göreceksiniz, üniversitemiz genç bir üniversite olmasına rağmen birçok yönde farklı ve örnek uygulamaları olan bir üniversitedir. Ve bu doğrultuda da yüksek öğretim sistemine birçok yenilik getirmiş ve getirmektedir. Üniversitemizin eğitim-öğretim anlayışının ve bu doğrultudaki yaklaşımlarının odağında öğrenci merkezli olmak ve kaliteden ödün vermemek bulunmaktadır. Bunların neler olduğunu gün geçtikçe sizler de görecek ve anlayacaksınız. Bugün sizlerle sadece çok önemli gördüğüm ve şimdiden bilmenizi istediğim, bizi diğer üniversitelerden farklılaştıran, üniversitemize özgü eğitim ve öğretim yaklaşımından çok kısa olarak bahsetmek isterim. Üniversitemizde eğitim ve öğretimin planlaması 5 temel ayak üzerine oturtulmuştur. Bunlar üniversitemize özgü eğitim-öğretim modeli, kişiye özel eğitim ve destek, deneyimleyerek öğrenme, ileri teknoloji kullanımı ve uluslararasılaşmadır. Bu temellerin her biri ders programlarının oluşturulmasında göz önüne alınmış, sizlerin öğrenimine katma değer sağlayacak içerik ve zenginliktedir. Tüm bunları bu programdaki zaman kısıtımız nedeniyle ayrıntılı olarak sizlerle paylaşmam mümkün değil. Ancak önümüzdeki günlerde bu yarı yıl alacağınız bir kredilik yetkinlik programı dersinde yine sizlerle birlikte olacağım ve üniversitemizin misyonunu, vizyonunu, eğitim ve öğretim modelini ve özgünlüğünü hayata atıldığınızda sizler için neden çok önemli ve değerli olacağını sizlerle paylaşacağım. Şimdi sözü öğrenci kulüplerimizin başkanı Hayri Yorgancı arkadaşımıza bırakıyorum. Kendisi öğrenci gözüyle üniversitemizdeki öğrenci yaşamı ile ilgili
sizlere faydalı olacak bilgileri aktaracak. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizde geçireceğiniz eğitim ve öğrenim hayatınızın her yönüyle çok başarılı, mutlu ve heyecan dolu olmasını diliyorum. Bizler de her zaman yanınızda olacağız. Hepinize en iyi dileklerimi ve en içten sevgilerimi iletiyorum. Ve sözü Hayri arkadaşımıza bırakıyorum. Konuşmalarından ve aktardığı bilgilerden ötürü rektör hocamıza teşekkür ediyorum. Bugün üniversitemizdeki ilk gününüz. Beykoz Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. İsmim Hayri Organcı. Öğrenci Kulüpler Birliği Başkanıyım. Bugün sizlere üniversitemizin sosyal faaliyetleri, sportif faaliyetleri ve öğrenci kulüplerinden bahsedeceğim. Ardından sizin için bir sürprizimiz bulunuyor. Bundan bahsedeceğim. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Sunumumun sonunda sizlere sürprizimizden de bahsedeceğim. Üniversitemiz bünyesinde 19 spor branşı ve 52 öğrenci kulübü bulunuyor. Geçtiğimiz sene 19 branşta 12 kupa kazandı öğrenci arkadaşlarımız. Bizleri gururlandırdı. Şu an birazdan da ekranda görüntülerini göreceksiniz. Türkiye'nin dört bir yanından müsabakalardan çekildi bu görüntüler. Burada şimdi sizlerin huzurunda sporcu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki eğitim öğretim yılında da bu spor branşlarımızın arasına sizler de katılırsınız. Bu fotoğraflarda sizin de görüntüleriniz olur. Sizlerle beraber birçok başarıya da imza atarız. Çok yakında takım seçmelerini hem yerleşkelerde hem de sosyal medya hesaplarımızda duyuracağız. Sizler de tabii spor branşlarımızın seçmelerine katılarak üniversitemizi müsabakalarda temsil edebilirsiniz. Ya da branşlarımızın arasında bulunmayan bir sporu yapıyorsanız üniversitemizin sağlık, kültür ve spor birimine başvurarak o branşın açılmasını talep edebilirsiniz. İsterseniz biraz da öğrenci kulüplerimizden bahsedeyim. Üniversitemiz bünyesinde 52 öğrenci kulübü bulunuyor. Kulüplerimizin isimleri de şu an ekranda yer almak üzere. İlgi duyduğunuz, kendinizi geliştirebileceğinizi düşündüğünüz 3 kulübe üye olabilir, faaliyetlerine katılabilirsiniz. Kulüplerimizin etkinlikleri kapsamında sertifika programları, workshoplar, eğitimler ve teknik gizliler gibi CV'mizi güçlendirecek etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu sayede henüz üniversite hayatınızın başında networkler kurup hem eğlenip hem de kariyerimizin ilk adımlarını atabiliyorsunuz. Tabii kulüplerimiz sadece kariyer odaklı kulüplerden oluşmuyor. Sosyal sorumluluk, spor faaliyetleri, sosyal kültürel aktiviteler temalı kulüplerimizde bulunuyor. Öğrenci kulüplerimiz geçtiğimiz sene 280 etkinlik gerçekleştirdi. Sizlere bu etkinliklerin bazılarından bahsetmek istiyorum. Mesela dans kulübümüz geçtiğimiz sene boyunca dans provaları yaptı ve ikisi üniversitemizde olmak üzere, diğeri 5'i farklı üniversitede olmak üzere 7 gösteri ortaya koydular. Arama kurtarma kulübümüz Marmaris Orman Yangınları başta olmak üzere ülkemizdeki bazı afetlere müdahale etti. Sene içinde sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanlarını besleme kampanyaları düzenlediler. Su sporları kulübümüz yelken branşında Campus Cup'ta Marmaris'te düzenlenen yarışta Türkiye şampiyonu oldu. Sene içinde 150 öğrenci arkadaşımızı kano sporuyla tanıştırdılar. Doğa sporları kulübü ile gezi ve aktiviteler kulübümüz ise sene içinde trekking faaliyetleri, kamp festivalleri gerçekleştirdiler. Bunlar çok da keyifli oldu. Arge kulübümüz topraksız tarım, Arge uygulamaları sera projesini hayata geçirdiler ve ilk mahsullerini aldılar. Şu anda mahsullerini de almaya devam ediyorlar. O da başarılı bir proje oldu. Tabii bunun ve benzeri birçok örneğimiz bulunuyor. Bunları anlatmaya kalksam burada bayağı bir süre yemiş olurum. Kulüplerimizin faaliyetlerini Beykoz Events ve kulüplerin kendi Instagram hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Beykoz Edu.tr ve Beykoz Events hesaplarının takip etmediği kulüp hesapları resmi değildir. Üniversitemizin tek gezi kulübünün Instagram hesabı Beykoz Uni Gezi ve Aktivitelerdir. Gezi ve benzeri etkinlikler Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğümüzün izniyle yapılıyor. Bu etkinliklerin zaten dönem boyunca duyurularını yapacağız. Ama bazı sahte hesaplar bulunuyor. Bunları aldırış etmeyin. Sorumlulukta üstlenmiyoruz. Bilginiz olsun. Öğrenci kulüplerinize nasıl üye olabileceğinizi web sitemizde yer alan bilgilendirici videolar kısmından bulabilirsiniz. Zaten OİS sisteminde çok az kurcaladığınız takdirde öğrenci kulüplerinize nasıl üye olabileceğinizi görebilirsiniz. Tabii bizler de Öğrenci Kulüpler Birliği olarak sene içinde birçok faaliyet düzenledik. Aynı zamanda kulüplerin de koordinasyonunu sağlıyoruz. Bu faaliyetlerin bazıları geçtiğimiz sene hoş geldin partisi oldu. Uluslararası Öğrenciler Günü'ne özel düzenlediğimiz tanışma partisi oldu. Ücretsiz HIIT kardiyo ve yoga dersleri verdik. Yılbaşı partisi yaptık, müze turları yaptık.
Ve Gençlik ve Spor Bayramı haftasında gelenekselleştirmeye karar verdiğimiz, ilkini attığımız B-Fest'i gerçekleştirdik. B-Fest önümüzdeki sene yine Mayıs ayında tekrardan yapılacak. Onunla ilgili de ufak bir bilgi vereyim. Geçtiğimiz sene B-Fest'te öğrencilerimizi 17 spor ve kültürel etkinlikle tanıştırıp onların bir hafta boyunca kano, voleybol, futbol, okçuluk, trekking, dart, bisiklet, jet ski, masa tenisi, e-sporlar ve tavla gibi sporlarla tanıştırıp tatlı bir rekabet ortamı yarattık. Bu rekabet ortamında uluslararası öğrencilerimizin yöresel yemeklerini tattığımız Cross Cultural Day, tatlı ikramları, açık hava sineması, B-Fest Gençlik Kampı ve B-Fest After Final Partisi gibi etkinliklerle daha keyifli hale getirdik. Özetleyecek olursak, Beykoz Üniversitesi'nde yeterli bir eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif anlamda da dolu dolu bir üniversite hayatı sizleri bekliyor. Tekrar hatırlatıyorum ki siz de etkinliklerimizden haberdar olmak için Beykoz Events ve Beykoz Edu.tr Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Ayrıca öğrenci maillerinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Hem öğrenci işleri duyurularında hem de etkinlik duyurularında buradan ulaşacaksınız. Şimdi herkes hazırsa yeni etkinliğimizin duyurusuna geçelim. Chatten biraz reaksiyon alalım. Hazırsak etkinliğin duyurusunu yapalım. Tamamdır. 5 Ekim Çarşamba günü Kavacık Yerleşkemizin arka bahçesinde sizlere özel bir parti düzenliyor. Sizlerle tanışmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca Beykoz Event Instagram hesabı üzerinden yapacağımız çekilişte de sizlere hediyeler dağıtacağız. Afişte yer alan QR kod ile partiye kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözü en çok merak ettiğiniz birimlerden biri olan Öğrenci İşleri Müdürümüz Sayın Serpil Süre'ye devrediyorum. Hepiniz tekrardan Beykoz Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, üniversitemize hoş geldiniz. Ben Öğrenci İşleri Müdürü Serpil Süver. Üniversitemizde öğrencilerimizin kabul ve kayıtlarından başlayarak mezuniyetlerine kadar tüm eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili işlemleri akademik birimlerimiz ile koordineli olarak ilgili mevzuatlar ve Beykoz Üniversitesi yönetmelikleri, yönergeleri, usul ve esasları kapsamında Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Beykoz Üniversitesi yönetmelik, yönerge ve uygulama esaslarına üniversitemizin web sayfasından akademik başlığından ulaşabilirsiniz. Her eğitim öğretim yılı için üniversitemizin web sayfasında akademik takvimimiz yayınlanmaktadır. Akademik takvim, lisans, ön lisans ve lisans üstü programlarda güz yarı yılı, bahar yarı yılı ve yaz öğretimi olmak üzere 3 yarı yıl, hazırlık programlarında ise modüller şeklinde yer almaktadır. Akademik takvimde kayıt yenileme, ders kayıt tarihleri, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri, sınav tarihleri, çift anadal, yan dal başvuru ve kayıt tarihleri gibi önemli tarihler yer almaktadır. Tüm yıl boyunca akademik takvimi takip etmeniz önemlidir. Üniversitemizde kullanılan öğrenci işleri sisteminin kısa adı OIS'tir. O ise ois.beykoz.edu.tr adresinden veya üniversitemizin web sayfasının üst kısmında yer alan OIS başlığından erişim sağlayabilirsiniz. Öğrenci işleri sistemine öğrenci kullanıcı grubunu seçerek kullanıcı adınızı Türkçe karakter ve arada herhangi boşluk bırakmadan adınız soyadınız şeklinde girmelisiniz. Parolanız ise ilk kayıt anında sizlere SMS veya kesin kayıt çıktısı şeklinde iletilmiştir. Parolanızı unutmanız halinde parolamı unuttum linkine tıklayarak İlgili bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Sistemlerimizde tanımlanan cep telefonlarınıza yeni parolanız mesaj olarak iletilecektir. Öğrenci işleri sistemi üzerinden notlarınızı görebilir, staj işlemlerinizi başlatabilir, devamsızlık durumlarınızı takip edebilir, aynı zamanda akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Birinci sınıf öğrencilerimizin ders kayıtları sadece ilk yarı yıl, yani güz yarı yılı için Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından otomatik yapılmıştır. İkinci yarı yıl, yani bahar yarı yılında öğrencilerimiz ders kayıtlarını OIS üzerinden danışmanlarının onayı ile yapacaklardır.
Akademik danışmanlarınız kayıt anında akademik birimlerimizce sizlere atanan ve eğitim-öğretim hayatı süresince sizlere rehberlik edecek olan hocalarınızdır. Akademik danışmanlarınızı OIS üzerinden öğrenebilir ve mesaj sistemi aracılığıyla da iletişim kurabilirsiniz. OIS üzerinden ayrıca öğrenci belgesi, transkript, hazırlık not belgeniz, ders içerikleriniz gibi belge taleplerinizi yapabilir ve elektronik olarak imzalanacak belgelerinizin çıktısını alarak kullanabilirsiniz. Öğrenci işleri sistemimiz, YÖKSİS yani Yüksek Öğretim Sistemi ve E-Devlet ile entegre olduğundan transkript belgelerinizi ve öğrenci belgelerinizi bu sistemler üzerinden de temin edebilmektesiniz. Erkek öğrencilerimizin askerlik tecil işlemleri de yine bu otomatik olarak bu sistemler üzerinden yapılmaktadır. Mazeret sınavları, ders muafiyetleri, kayıt dondurma ve benzeri diğer başvurularınız için üniversitemizin web sitesinde öğrenci işleri sayfasında yer alan formları doldurulabilir veya direkt olarak kayıtlı olduğunuz akademik birimlerimize başvuru yapabilirsiniz. Bölüm programlarınız hakkında detaylı bilgi için üniversitemizin AKTS bilgi paketi ders kataloğunu inceleyebilirsiniz. Web sitemizin en altında yer alan veya akts.beykoz.edu.tr adresinden erişim sağlayacağınız AKTS bilgi paketi ders kataloğu ile yıllar bazında alacağınız derslerinizi, derslerinizin içeriklerini, programınızın amacını, ölçme değerlendirme oranlarını ve daha fazla bilgiye ulaşım sağlayabilirsiniz. Öğrencilerimize duyurularımız, öğrenci mail adresleri, web sitesi, öğrenci işleri sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. E-postalarınızı ve diğer platformları düzenli olarak kontrol etmeniz oldukça önemlidir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü Kavacık Rektörlük Yerleşkesi giriş katında yer almaktadır. Taleplerinizi, soru ve önerilerinizi dilerseniz gelerek, dilerseniz öğrenciisleri@beykoz.edu.tr adresi üzerinden de yapabilirsiniz. OIS, ders seçme, akademik takvim ve erişim gibi birçok detaylı bilgiyi web sayfamızda oryantasyon duyurusunun alt kısmında yer alan videolardan izleyebilir, öğrenci e-kitabını inceleyebilirsiniz. Hepinizin sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim hayatı geçirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Kariyer Merkezi Müdürümü Sayın Birsen Usta'ya bırakıyorum. Sevgilerimle. Değerli öğrencilerimiz merhaba, hepiniz üniversitemize hoş geldiniz. İsmim Birsen Usta, Kariyer Merkezi Müdürüyüm. Kariyer Merkezi'nin eğitiminiz boyunca size neler sağlayacağı üzerine birazcık bilgi vermek istiyorum. Kariyer Merkezi, öğreniminiz boyunca almış olduğunuz teori bilgilerin iş hayatınıza çıktığınızda sizlere nasıl destekler sunacağı ile ilgili yol gösterecektir. Bunun en başındaki olayımız, hepinizin ders müfredatında bulunan işletmede mesleki eğitim, yani stajınızda sizlerle birlikte olacağız. Sizlere yön vereceğiz. Stajınızı hangi uygulama alanlarında yapacağınızla ilgili hep sizlerle dirsek halinde çalışacağız. Aynı zamanda mezuniyetiniz sonrasında da işe giriş süreçlerinizde hep yanınızda olacağız. Öğreniminiz esnasında ve öğreniminiz bittikten sonra da kariyer merkezimizde sürekli temas halinde olacaksınız değerli arkadaşlar. Öğrenimimizin ilk gününde hepinize hoş geldiniz diyoruz. Ofisimiz rektörlük 1. katta. Hepinizi detaylı bilgi için ofisimize bekliyorum. Başarılar diliyorum hepinize. Bundan sonraki sözü de Uluslararası İlişkiler Müdürümüz Sayın Ebru Aytanca bırakıyorum sevgilerimle.
Herkese merhaba. Beykoz Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Ben Ebru Aytanç, Beykoz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Müdürüyüm. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü'nün iş tanımından bahsetmek istiyorum öncelikle sizlere. Üniversitemizde kayıt olan, burada öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrencilerimizin kayıt, iş ve işlemlerinden sorumlu bir birimdir. Bunun dışında sizleri en çok ilgilendiren alansa uluslararası işbirliği anlaşmaları ve Erasmus anlaşmalarıdır. Üniversitemiz Erasmus'a üyedir ve öğrencilerimiz Erasmus'la bir dönem yurt dışında okuma imkanına sahiptir şartları sağladıkları sürece. Ama bunun dışında uluslararası işbirliği anlaşmalarımızla Erasmus programının dışında kalan ülkelerle de anlaşmalar sağlayıp öğrencilerimize yurt dışında eğitim olanakları sağlıyoruz. Şimdi sizin en çok merak ettiğiniz alan Erasmus'la ilgili olarak da Erasmus Kurumsal Koordinatörlüğümüzde görev yapan uzman arkadaşımız Öykünur Kargıcıoğlu'na söz bırakıyorum. Değerli öğrenciler, hepiniz Beykoz Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Ben Erasmus ve Hareketlilikler Koordinatörlüğü uzmanı Öykünur Kargıcıoğlu. Hepinizin merak ettiği Erasmus değişim programları ile alakalı çok kısa bir bilgi vereceğim sizlere. Erasmus programı Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir işbirliği teşvik programıdır. Bizim 37 üniversiteyle anlaşmamız bulunuyor. Başvuru şartları da şu şekilde: genel not ortalamanız 2.20 ve üzeri olduğu takdirde hepiniz Erasmus programına başvuru yapabiliyorsunuz. Biz başvurularımızı hem OİS hem internet sayfamız hem de sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşıyoruz. Duyurular yapıyoruz zaten detaylı bir şekilde. Daha sonrasında Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından hazırlanan bir Erasmus İngilizce sınavına girmeniz gerekiyor. Bu sınavdan da en az 60 aldığınız takdirde bir nihai bir liste oluşturulur ve bölümlerinizin anlaşmalı olduğu Avrupa'daki üniversitelerde bir dönem eğitim alma şansınız oluyor. Aynı şekilde bir dönem staj yapma imkanınız da bulunuyor. Anlaşmalı olduğumuz okullara sitemiz üzerindeki uluslararası birim kısmından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda daha detaylı bilgi almak isterseniz her zaman sizi ofisimize de bekleriz. Tekrarlarımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Hepiniz Beykoz Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ben üniversitemizin psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminde psikolog olarak çalışıyorum. İsmim Damla Karayaka. PDR birimi nasıl çalışır? Size bu konudan bahsedeceğim. Klasik bir giriş yapacağım. PDR birimi sizin bireysel ve sosyal gelişimlerinizi desteklemek amaçlı çalışmaktadır. Bunun yanı sıra da akademik ve mesleki gelişimleriniz takip edilmektedir. PDR birimine randevu alan, başvuran her öğrencimiz aslında kendi ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bireysel danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Peki ihtiyaç ve talepleriniz neler olabilir? Üniversite yaşamına uyum sağlamakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Akademik kaygılarınız olabilir, sınav kaygısı yaşıyor olabilirsiniz. Ailesel problemleriniz vardır ya da kişisel problemleriniz vardır. Tüm bu sebeplerden PDR birimine başvurabiliyorsunuz. Peki başvuruyu nasıl yapıyorsunuz? Kısaca ondan da bahsedeyim. Başvurularınızı OİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şöyle, OİS'e girdikten sonra solda en altta bulunan sekmeye tıklıyorsunuz. Diğer işlemlerin altında PDR başvuruya basıyorsunuz. Daha sonrasında karşınıza bir form geliyor. Formu doldurduktan sonra en altta kendi ders programınıza uygun olacak şekilde 3 farklı gün ve saat seçeneğini seçip başvuru yapa tıklıyorsunuz.
Daha sonrasında da başvurunuz PDR birimine ulaştıktan ve onaylandıktan sonra size verilen Beykoz uzantılı e-posta adresinize bir bilgilendirme maili gelecektir. Randevu takibinizi de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ek olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Çekincelerinizin olmaması adına söylemek istiyorum. Görüşmeler tamamen gizlilik ilkesi içerisinde gerçekleşmektedir. Yani siz izin vermediğiniz sürece bilgileriniz hiç kimseyle paylaşılmaz. Buna aileniz ve hocalarınız da dahil. Görüşmelerimiz online bir şekilde Zoom üzerinden ya da dilerseniz yüz yüze de gerçekleştirebiliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine siz sormak istedikleriniz varsa, aklınıza takılanlar varsa pdr@beykoz.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum ve başarı içinde bir dönem diliyorum. Şimdi sözü Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü'ne aktarıyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz üniversitemize hoş geldiniz. Ben Gülnaz Tayfur, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürüyüm. Kütüphanemiz 4. katta Kavacık yerleşkesinde bulunuyor. Bir koleksiyon alanımız ve çalışma alanımız mevcut Kavacık yerleşkesinde. Yaklaşık olarak bizlerin 22.500 adet basılı kitabı mevcut. 60'tan fazla da süreli yayınlarımız bulunuyor. Tabii bununla yeterli kalmıyoruz. Bununla birlikte bizlerin erişimine açılmış olan 25 adet elektronik veri tabanı var. Bu veri tabanlarında da yaklaşık olarak 150 binden fazla elektronik kitap ve 37 binden fazla da süreli yayın, yani dergi veya makale bulunuyor. Bu kaynaklara kampüs içerisinden erişmek isterseniz doğrudan bilgisayarınızdan kampüs içerisine bağlanabilirsiniz. Ancak ben kampüs dışındayım ve ben bu kaynaklara nasıl ulaşabilirim derseniz de bir proxy kurulumu gerçekleştiriyoruz. Bizlerden talep ettiğiniz doğrultuda bizler size bu kurulumu nasıl yapmanız gerektiğine dair bir mail atıyoruz. Ve bu şekilde de doğrudan bağlanabiliyorsunuz kütüphanemize. Kütüphanemizden 3 kitap ödünç alabiliyorsunuz ve kitaplar size 15 gün kalıyor. Dilerseniz bu kitapları 2 kez uzatma hakkına da sahipsiniz. Totalde bir kitabı 1,5 ay boyunca kullanabiliyor oluyorsunuz. Kitabı geciktirdiğiniz takdirde 25 kuruş günlük bir para cezası oluyor. Bu nedenle ödünç iade sürelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Merak ettiniz, okul dışındasınız, kitapları nasıl tarayabiliriz? Basılı kitaplar için beykoz.beykoz.edu.tr üzerinden kitapları tarayabilirsiniz. Raftu veya ödünçte olup olmadığında kütüphaneye gelmeden görebilirsiniz. Bizler de size zaten uzaktan da olsa, yüz yüze de olsa sizlere yardımcı oluyor olacağız. Bizlere mail yoluyla veya dahilimizi arayarak ulaşabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinize güzel bir dönem geçirmenizi diliyorum. Üniversitemize tekrardan hoş geldiniz. Sözü Sağlık, Kültür ve Spor Müdürümüz Sayın Enes Özmen'e bırakıyorum. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar, üniversitemize hoş geldiniz. Ben Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü Enes Özmen. Sizlere SKS birimiyle ilgili Hayri arkadaşımızın bahsettiği konu üzerinden tekrar ederek devam edeceğim. Üniversitemizde Sağlık, Kültür ve Spor Birimi olarak sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenliyoruz. Hemen yakın zamanda Welcome Party ile sosyal etkinliğimiz başlayacak. Daha sonrasında da 1-2 hafta içerisinde takımlarımızın seçmelerini yapacağız. Kendi sosyal medya hesaplarımız ve öğrenci mailiyle sizlere ulaşıyoruz. Merkezimiz Kavacık Yerleşkesi karşısında Öğrenci Kulüpleri Merkezi
bulunmaktadır. Buradaki ofisten gün içerisinde bizimle görüşme sağlayabilirsiniz. Onun haricinde sks@beykoz.editore adresinden mail atabilirsiniz. Yıl içerisinde geçen yıl toplam 89 sportif etkinlik, 164 tane de sosyal kültürel etkinlikler gerçekleştirdik. Bu yıl sizlerle beraber yeni gelen öğrencilerimizle çok daha fazla etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Üniversitemizde 52 tane öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. Öğrenci kulüplerine OYS üzerinden üye olmanız gerekmektedir. OYS sayfasına girdiğinizde sol taraftaki sekmelerde öğrenci kulüplerine üye olma formunu görürsünüz. Kasım ayı içerisinde öğrenci konseyi seçimini yürüteceğiz. Sizlerle beraber birinci sınıflar aday olamıyor ama önümüzdeki yıllık tekrar seçim olacak. Bu yıl itibariyle seçim süreçlerini öğreniyor olabilirsiniz. Takım seçmelerimiz için üniversitemizin anlaşma olduğu tesisler var. Buraları kullanıyoruz. Buralarda seçmeler yapıp hafta içi antrenmanlarımızı yürütüyoruz. Bu yıl planladığımız takımlarımız salon futbolu, futbol, voleybol, kadın erkek, yelken, dragon boat, işte bireysel branşlarda kickbox, taekwondo, karate gibi, boks gibi branşlarda bize başvurabilirsiniz. Basketbol erkek takımımız yine takım bazında devam edecek. Biz bunların duyurusunu sizlere hem sosyal medya aracılığıyla hem de mail ile gönderiyor olacağız. Sizden ricam tüm etkinlikleri biz mail ve sosyal medya ile size ulaştığımız için en azından günde bir kere maillerinizi kontrol etmeniz olacak. Hepiniz için tekrardan hayırlı bir yıl olması dileğiyle hepinize hayırlı olsun diliyor. Sözü bitirmeden Mehmet Hocama, senin rektörüme bırakıyorum. Tekrardan aramıza hoş geldiniz. Evet. Sevgili öğrencilerimiz, bir kez daha merhaba. Oryantasyon programımızın bu sabahki ilk kısmını bitirdik. Arkadaşlarımız sizlere üniversitemizle ilgili temel olan bilgileri aktardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bu süreç burada yaşamınızla birlikte daha da zenginleşecek. İhtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, ihtiyaçları yine idari birimlerimizle, arkadaşlarımızla diyalog halinde öğreneceksiniz. Ve burada güzel bir yaşamınız olacak ve devam edecek. Şimdi bundan sonraki programın bundan sonraki kısmında bağlı bulunduğunuz, yani öğrencisi olduğunuz birimlerle yüz yüze toplantılarımız olacak. Burada dekanlarınızla, müdürlerinizle, yöneticilerle, hocalarınızla tanışacaksınız. Onlar da sizlerle tanışmaktan büyük keyif alacağına inanıyorum. Sizlerin de aynı şekilde. Eğitim-öğretim yaşamımızın önemli bir kısmı. Tabii üniversitemizin genel sosyal ortamı, atmosferi içinde geçecek. Ama birimlerinizdeki çalışmalarınız da, oradaki diyaloglarınız da çok önemli. Sizleri sıcak bir atmosfer karşılayacak bugünden itibaren bunun keyfini çıkarmanızı diliyorum. Özellikle bugün başlayacak ve bu hafta sürecek olan tanışmalarda birimlerinizdeki akademik danışmanlarınız var. Onlarla eğitim-öğretim hayatı boyunca bu ilişkiniz devam edecek. Onlarla özellikle tanışmanızı arzu ederim. Güzel, başarılı, mutlu bir üniversite yaşamınız olsun. İnşallah mezuniyete kadar da bunu keyifle yaşarsınız, bu mutlu ve güzel yaşamı üniversitemizde. Bir kez daha üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Başarılı, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir üniversite yaşamı diliyorum hepinize. Hoşça kalın şimdilik.